Sevgili dostlar, bugün ikinci gülleci bulamacı atacağımız bahçemiz. Bu bahçemizde de fındık durumu ile ilgili size bazı durumları izah etmek istiyorum. Bu bahçede de bazı çalışmalar yapmıştım. Üste linklerini bırakıyorum. Öncelikle yaptığım burada dallar çok boyuna gitmişti. Yan tarafı orman. Gölgede kaldığı için güneşi görmek için yukarı gidiyor. Öncelikle şu erken yaşta uzamış tepesinde olan yerleri görüyorsunuz sevgili dostlar. 1 metreden vurmuştum ve 1 metre sonra vurduğum yerlerdeki yeni çıkan sürgünlere bakın. Dalda gençleştirme bu. Daha önce bahsetmiştim. Şuradan eğik bir şekilde vuruyorsunuz. İsterseniz buraya bir su tut yapsak, su almasa daha iyi olur. Testereyle aldım. Görüyorsunuz bunlar bir yıllık sürgün. Fındığa kadar biraz daha büyüyecek. Ondan sonra bunlara ben bir yıl sonrasında, yani fındıktan sonra bir tepe vurumu yapacağım. Ocağın içine gelenleri, şunları alacağım. Şunlar kalın bir şekilde ikinci sene fındığa geçecek. Burada yaptığım çalışmalardan bir tanesi. İkincisi bu uzun dalları, dal sayısını azalttım. Ocağın ortasını açtım. Ve buradaki de fındık durumu, az önceki video çektiğim bahçeye göre fındık durumu biraz daha normal, seyrek diyebiliriz. Çok aşırı yok. Örneğin genç bir dal indireyim. Yani görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar, yine de Allah'a şükür fena değil. Burada sevgili dostlar tepe vurumlarını yaptım. Şu sürgünler bakın görüyorsunuz çoğalmış. Işıklarla güneş ışığı şu an saat 6'ya yakın. Tam vurduğu için fındık şeyini göremiyorum. Dalı da eğmek istemiyorum. Az önce bir dal eğdim. Dal dibinden yaralıymış. Küt gitti. Bakın burada da tam alttan vurmadım tepe budamasını. Şuradan yaptım. Şuradan çıkan bir yıllık sürgünlere bakın. Bu ikinci yıl fındık verecek. Çok aşağıdan vurmadım bunu gölgede kalıyor diye. Bu bahçemizde de dediğim gibi fındık siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama deminkine göre fena değil. Ya şu dalda ben indirmiştim ama fındık yoktu gibi ot vururken. Şu anda sevgili dostlar görüyorsunuz fena da değil. Tam iyi çekimini yapalım. Evet. Bakın bunların da tepe vurumlarını yaptım. Sevgili dostlar. Az önceki bahçeye göre normal diyebiliriz. Evet ama yine de güzel. Bakın burada bir yıllık bir emek. Bir yıl öncesinden sert kesim. Geçen yıl sadece budama. Ve bakın güneşlenme şeyi iyiydi. Bu arada buralarda bizim kankiler, hınzırlar bayağı volta atmış. Havalandırmışlar bahçelerimizi. Dediğim gibi burada da şu an fındık durumumuz ortanın üstünde. Buraya da 21 azot uygulamıştım. Sevgili dostlar ot vardı. Otunu biçmemiştim. Tam ıslayamamıştım ama yine de fena değil. Görüyorsunuz. Bazıları ısırgan ilacı atıyorlar. Herbisit atıyorlar. Ben atmadım. Sadece 21 azot uyguladım. Fena değil. Bakın şurada genç bir dalımız var. Bu daha yeni. Bakın sürgünler yeni çıkmış. Bu biraz boş. Ama şu mesela fena değil. Aynı gençliğe rağmen. Evet şu üstteki sürgünleri görüyorsunuz sevgili dostlar. Sürgün. Yani çok dal çok fındık değil. Aynı konuya girmek istemiyorum. Dalın üstündeki yan sürgünleri çoğaltırsak görüyorsunuz fındık bakımımız artıyor. Bakın şu dalı indireyim az önce de. Bakın buna şuradan bir tepe vurumu yapmıştım. Görmeniz açısından söylüyorum. Bakın şurada gerçekten üzüm gibi olmuş. Bunun tepe vurumunu da şuradan yaptım. Görüyorsunuz 4 tane yan anadal üremiş. İkinci yıl sürgün olan dalda fındık var. Şu bir yıllıklar daha yeni. Orada fındık yok. Ama dediğim gibi bir yıllık sürgünlerde fındık fena değil. Evet sevgili dostlar burada da dediğim gibi bu sene bu bahçemizde kireç uygulaması
26 azotu 2 kere kullandık. Şu an bir ilaçlama yaptık. İkinci ilaçlamamızı gülleci bulamacı olarak uyguluyoruz. Filiz alımını fındıktan önce yapmıştık. Biraz çıkmıştı. 21 azotu ot varken uygulayabildim. Yine de fena olmamış. Dediğim gibi bahçemizde son durumumuz bu. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.